Aşağı çık. Aferin. Görev bölgesine gittik. İlk gün itibariyle çalışmaya başladık. Yaklaşık 24 gün oradaydık. 24 gün boyunca mümkün olduğu kadar enkazları gezerek canlı çıkartmaya çalıştık. Köpeklerimiz canlarına kapıyor bu arada. 6 Şubat depremi çok büyük bir depremdi. Yani gezdik, çok farklı enkazlar gördük, çok farklı çalışmalarda bulunduk. Köpeğimizle beraber yaklaşık 2 köpekle birlikte 14 tane canlı çıkarttık. Köpeğimizle birlikte en çok etkileyen şey bizi 196. saatte, artık umutların kesildiği saatte çıkarttığımız canlılar oldu. Bunlar çünkü bizim için çok güzel şeyler. Umutların kesildiği zamanlarda çıkarttığımız canlılar bizim için çok güzel oldu. Yaklaşık 5 ekibin arama yaptığı, sonra bizi çağırdılar, bize anons geldi. Gittik, enkaz arama yaptı. Köpeklerimiz sinyal verdi. İlk önce benim köpeğim, sonra Bülent hocamın köpeği sinyal verdi. Burada çalışmaları yoğunlaştırdık. Gelen ekipler de umudunu kesmişti aslında ama biz çalışmalarını köpeklerimizin ısrarlı bir şekilde sinyal verdiğini söyledik. Ertesi gün sabaha da 2 kardeş çıkartıldı. Hatta kardeşlerin bir hikayesi de var. 10 gün, yani 196 saat boyunca protein tozu yiyerek birlikte hayatta kalmışlar 2 kardeş. Onları bizim köpeklerimiz buldu. Biz arama işini yaptıktan sonra işimizi kurtarma ekiplerine devrediyoruz. Ben kardeşlerin çıkartılma anına şahit olmadım ama oradaki arkadaşlardan görüntüler istedim. Biz çünkü aramayı yapıyoruz, bir sonraki enkaza geçiyoruz. Orada artık kurtarma ekipleri çalışmaya başlıyor. Maraş depremi özellikle bizim için çok büyük bir olaydı. Ülkemizde görülmemiş, daha önce görülmemiş bir depremdi. Çok canlı çıkarttık ama dediğim gibi anne kız çıkarttık mesela, onların hikayesi çok güzel. Yani köpeklerimiz o kadar zor koşullardan, ince boşluklardan geçerek sinyal verdiler. Gittiklerim, yani gidip bağırdığımızda da anne kızın orada sesini almıştık. O da çok güzel bir duyguydu. Yani onlara sağ olarak çıkartılması, ulaşılması bizim için güzel bir duygu. Şöyle bir duygu, hani bu zamana kadar yaptığınız bütün emeklerin karşılığını alıyorsunuz. Siz de bir tatmin oluyorsunuz. Emeklerinizin boşa gitmediğini, güzel bir iş yaptığınızı, mesleğimizin kutsal olduğunu, bunların hepsini orada tatmin duygusunu elde ediyoruz. Ve bir cana ulaşmanın da mutluluğu çok daha büyük. Ki çok fazla yaşıyor. Çünkü enkazlar çok tehlikeli. Enkazlarda her yerde cam kırıyor, demirler. Yani köpeğimin, benim yaklaşık orada 22 gün kaldık. 3. gün köpeğimin ayağında ciddi bir kesik oluştu. Ama o şekilde çalıştırmak, devam etmek zorundaydım. Çünkü biz o günler için yetiştirmiştik köpeğimizi. Köpeğimizin tedavilerini yapıp her gün veteriner, hekimler sağ olsun onlar yardımcı oldular, destek attılar. Köpeğimiz enkazdan çıkıp tedavisini yapıp sonra başka enkaza, tedavisini yapıp başka enkaza, o şekilde çalışmayalımız. Şu anda AFAD bünyesinde 19 tane sertifikalı hazır köpeğimiz var. Toplam bütün illerde 12 birlikte hazır köpeklerimiz var. Şu anda yetiştirme üzerinde 26'ya yakın köpeğimizi yetiştiriyoruz. Ankara'da şu anda 2 tane yetiştirmiş olduğumuz köpeğimiz var. 2 tane de yetiştirmekte olduğumuz köpeğimiz var. Peki bu mevcut 2 köpeğimiz İstanbul'daki Kartal Kartal'da olan bina çökmesiyle görevlerine başlamış olduk. Elazığ depremi, İzmir depremi ve en son 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde aktif olarak görev yaptık. İki tane tecrübeli köpekle gitmenin avantajını kullandık. Alın köpeklerimiz oyun arkadaşını arıyorlar. Hani bizim buradaki şurada da görmüş olduğunuz gibi köpeklerimiz hani alandaki sürekli oyun arkadaşlar oynuyor. Oraya girdiklerinde oyun arkadaşlarını aramaya başlıyorlar. Ama yaşları ilerledikten sonra artık bir görev bilinciyle başlıyorlar.